Bir araba geçti ya. Beklemeden doğru dürüst. Buraya açık. Burada bekleme yok. Eksik çizgiye ya bu. Neyse. Burada lambaları bekleyeceğim. Bekleyeceğiz bakalım. Kafeler insanlar ama dolu. Kafeler dolu ya. Seviyor millet kafeye gitmeyi. Para olmasa da yiyip içecek kafede. Çalışıyorlar. Girdin mi baba hiç kasinolara? Ben girmedim. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Çiçeklere basıyordum artık. Hemen çiçeklere döndüm. Var mı iş bu işte? Video slots, roulette, jackpots, Win Gaming Club. Burada kasinolar meşhur arkadaşlar. Her türlü kasino var. Dolu. Bu cadde Aftagora'ya kadar gidiyor. Yani otobüs terminaline kadar bu yol gidiyor. Güzel bir yol. En büyük caddesi bu saat. Pazara kadar iniyor. Ana cadde, ana en büyük cadde. Otobüs garajına kadar gidiyor. Ana kamera çekmişler. Oo, güzelmiş kamera. Burada ne kadar acaba Camaro'nun fiyatları? Hani çöp durumuna bakıyorum da, sen görüyor musun etrafta çöp? Valla bize göre çok çok temiz şu an. Ben de temiz gördüm hani. Bizim buralar bütün sigara izmari değil. Bunlar çöp atmazlar ya. Naylon. Temel yapı alışkanlığı okullardan başlamıştır. Çöp göremezsiniz. Talebelerden başlamıştır. Yere atılan çöpe 5 lira ceza yapmış. Var mı şu an hala ceza an çöplere? Hala 5 lira ise azmış ya. İnadına atar adam 5 lirayı da verir yani. Bana yeter. Az değil gene. Bu uyarı ikinciye 15 lira yap. Not alıyor. İkinci defa aynı isim çıkarsa 15 lira. Burada güzel bir park var. Eski bizim sovet var. Orada okuyucu sovet. Rubika yazışmaları yapan kadın mı? Tabii bizim işleri yapar. Gerek var mı? Yok, gerek yok Rubika'ya ya. Rubika da izler belki bunu. Şunlar neydi baba? Ölenlerin mi? Ölenlerin isimleri. Neden böyle asıyorlar peki? Onu bilgilendirme amaçlı mı? Hem bilgilendirme amaçlı hem de kaybolan kişileri millet anımsasın diye. Anladım. Oo, çok güzel görüntü var abi. Görüntü harika ya, bu cadde geniş, süper. Geniş süper de biraz da ben de çıkayım ya. Biraz da sen çık. Bütün belgeselleri hazırlıyorum. Belgeselde ben yokum. Kırceli belgeselinde ben de gözükeyim ya. Köpekler yatmış burada demek ki. Etli bir şey var ki hayvan. Var, karınları doyuyor. Suyuma mı istiyor?
Kasap mı burası? Ya. Evet arkadaşlar, Kırcalı'nın en meşhur caddelerinden birindeyiz. Hatta en meşhuru. Geniş ve Aftakara'ya kadar gidiyoruz. Çok güzel bir yer, huzur dolu. Sağda solda kafeler var. Ortam güzel, huzurlu, ağaçlı, temiz. Kırcalı'yı seviyoruz. Hatırlıyor musun abi, bir gece yürümüştük benzinliğe kadar. Gene yürüyoruz bu akşam. Bu akşam gene yürüyelim. Bir de ilginç yanı, burada benzinliklerde bayanlar da çalışıyor şu arkadaşlar. Binanın, gece yarısı dahil. Bu binanın ağzı dili olsa da sizlere benim çektiğim zorlukları anlatsa 1971'den 1974'e kadar. Ne zorluk çektin baba? Annenizi bu binadan alma ihracatımı yaptım, valilik binası. Burada bana bir çeşit en büyük zorluğu burada çıkardı. Şükrü Tayirova vardı. Burada Şükrü Tayirova denilen adam vali yardımcısıydı. Ama en büyük zorluğu o çıkardı. Bulgarca konuşuyordu. Ben Türkçe konuşuyordum, o Bulgarca konuşuyordu. Onunla büyük bir kavgam vardı. Anlatmakla bitmeyecek. Neyse anlatma. Sen bayağı bir zorluk çekmişsin. Ne binası demiştin burası? Bu valilik binası. Valilik binası. Aktif mi hala acaba? Hayır. Ha, anladım. İyi bakalım. Kısımlar da iyi. Çekelim, orayı da çekelim. Orası ne? Orası müzik yeri, şu karşısı. Opera gibi bir şey opera mi? Opera gibi bir yer yani. Gene çalışmıyor herhalde. Çalışıyormuş ama Ali burada çalışıyormuş. Bizim Ali. Taksici Ali. Taksici Ali, besteci. Çocuklara burada eğitim veriyormuş, saz eğitim veriyormuş. Bizim bir akraba var, saz ustası. Kendisine selam olsun buradan, bu belgeseli izliyorsa. Ali Emin Besteci. Ali. Bu arada çok geliyoruz ama hiç aramıyorsun Ali abi. Bunu da söyleyeyim. Görmüyor musun? Artık bilmiyorum, orası sana kalmış. Evet, o burada çocuklara saz eğitimi veriyor. Şu arkada gördüğünüz binada saz eğitimi veriyor kendisi. Bir albüm de çıkardı. Buralarda meşhur Ali Emin Besteci. Buradan selam olsun. Annemin okuduğu okul burada mıydı? Karşı tarafta. Bina bu parkın içinde. Onu da çekelim. Şöyle bir dolaşalım, park içinden geçelim. Hı hı. Annenin gezmiş olduğu yerler, burada okumuş olduğu yerler, içmiş olduğu, su içmiş olduğu çeşmeler falan orada. Hepsi bir hatıra taşıyor. Onları da bir çekelim. Annemin okuduğu okula gideceğiz abi. Biliyorum, gitmiştik daha önce. Yakında ileride. Evet.